Kendimize temsilen plastik cerrahi, ünlülerin doktoru Fuat Kurşun hocamı sahneye davet ediyoruz açılış konuşması için. Mikrofon sizde hocam, buyurun. Biz zaten burada, bilgi konuşturuyorsunuz. Arkadaşlar hoş geldiniz, Hüseyin Bey yok. Ben de hastaneyi temsil ediyorum, bilmiyorum ne kadar temsil ediyorum ama. Biyokimya tekniklerini isterken acaba ne kadar isabetli istiyoruz? Vallahi biz de bilmiyoruz ama böyle teşhis, hastalıklar teşhis edilmeye çalışılır yüzyıllardır. Belki daha da eskidir. Biyokimya ne zaman ortaya çıkmış? Ne zaman isabetli tahliller istenmeye başlanmış? Ne zaman bu gözle bakılmaya başlanmış? Ben bunu da öğrenmek istiyorum. Biliyorsanız ne doktor hanım? Evet. Tıbbi literatürlerde baktığımız zaman, makaleleri okurken hep hastalıkların tarihçesi de söylenir, anlatılır. Hastalıklar hakkında ne zaman, nasıl düşünülmüş, nasıl teşhis konmaya çalışılmış, buna göre de nasıl tedavi edilmeye çalışılmış, hep bir fikir verir insana. Yani hastalıkların düşünce seyri olduğunu anlarız. Burada da biyokimya daha sonra en ana nokta olmuş, hareket noktası. Aslında vücudu düşündüğümüzde de bir biyokimya fabrikası gibi düşün, bir kimya fabrikası. Olağanüstü reaksiyonların olduğu, 24 saat her hücrenin çalıştığı, protein sentezi yapıldığı fabrika olarak düşünün. Böyle mükemmel bir fabrikayı da biz dışarıdan anlamaya çalışıyoruz ama şöyle tanımlayalım, kaç tane hücre var vücutta bilmiyoruz. Her hücrenin kendine göre faaliyeti var ve görevi var. Çeşitli maddeleri üretiyor. Bunları üretirken de bir sürü kimyasal maddeler kullanıyor ve bir sürü kimyasal maddeyi de alıp istediklerini üretmeye çalışıyor. Zehirli olanları da zehirsiz hale, yani detoksifiye ediyor. İnanılmaz bir kimyasal faaliyet oluyor 24 saat içinde. Buna canlı, canlı organizma diyoruz. Bu detayları da hepsini dinleyemeyiz ama yani, ben mikrofonu doktoruma vereyim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Cuma ve zamanınızı buraya gelip bunu paylaştığınız için teşekkür etmek istiyorum. İnşallah herkes için faydalı ve biraz da keyifli bir durum olur inşallah. Şimdi ben sunumuma başlamadan önce arkadaşlarıma dedim ki, arkadaşlar benim sıkıcı bir ortam olmaması adına arada böyle renklendirmek fıkra mı anlatsak, ne yapsak diye başlamıştım. Sonra yeni gelen işte son arkadaşımız dedi ki, Derya, şu anda da burada, teşekkür ediyorum. Dedi ki, ya hocam gibi yaşadıklarımızı anlatsak zaten fıkra gibi dedi. En iyisi de onlardan birkaç tanesini anlatabiliriz dedi. Şimdi dün olan bir olaydan bahsetmek istiyorum. Hasta gelmiş, kanı vermiş ve kan verdikten sonra işte Derya demiş ki, son iki testinizi demiş, 1,5-2 saat sonra alacaksınız demiş. Hasta ilk önce kağıda bakmış, hayır demiş, benim 4 tane testim var demiş. Derya, hayır, 2 tane testiniz var, olur mu demiş. Bak, hemogram, S, C, R, P. Yani 4 tane var demiş. Yani ben de size şunu söylemek istiyorum, o kadar çok laboratuvar, büyük kimyasal testi olarak o kadar çok var ki, C, R, P şeklinde. Ben bunların hepsini anlatamayacağım ama biraz önce Gülay'a da söylediğim gibi zaman, cuma olması ve zaman haftanın sonu olması nedeniyle çok yoğun ve şey olabilir, yoğunuz, yorgunuz. Onun için 45 dakika sonra yine basıyorum dedim. Ne anlattıysak onu kabul edecektiniz. Yine bundan sonraki dönemde ben inanıyorum ki Gülay yine bizim böyle yakamıza sarılacak, hadi hocam diyecek, biz kaldığımız yerden devam edecek. Tekrar teşekkür ediyorum katıldığınız için, geldiğiniz için. Ben yürütümler ve laboratuvarımız istenen testlerden bahsedeceğim. Bunların en başında en sık da istenen testlerden bir tanesi de glukoz. Çok büyük. Şimdi biz bunu bu testi niçin yaptırıyoruz? Yani şeye geldiğinde, hastaneye geldiğinde biz şekerin nedeni istiyoruz. Şimdi daha çok bu glukozun hiperglisem, yani şekerin çok yüksek olduğu hipoglisemi, şeker hastalığı ve çeşitli belirtilerin görüldüğü durumlarda glukozu isteyebiliyoruz. Bu testi ne zaman yaptıracağız? Hastaneye geldiğimizde
Doktorumuz muayene sırasında ise şeker yüksekliği ya da düşüklüğü ile ilgili herhangi bir belirtiyi gördüğünde ya da dikkat ederseniz birçok AVM'lerde ya da belli dönemlerde işte ne yapıyorsunuz? Fuarlar oluyor, bir şeyler oluyor ve gidiyorsunuz şeker daha sıklıkla şeker testlerine bakıldığını görüyorsunuz. Ya da gebelik sırasında glukoza bakabiliyoruz. Eğer şeker hastasıysanız zaten diyabetikseniz gün içerisinde birkaç kez şekerinizi yani glukozunuzu kontrol etmek zorunda kalıyorsunuz. Şimdi glukozda genelde laboratuvara gelindiğinde ne oluyor? İşte aç mı, tok mu diye. Yani bir testin hazırlanması için, doğru sonuç verebilmesi için gerekli olan ön hazırlığın var olup olmadığını soruyor. Evet, glukoz için aslında normalde en az 8-10 saatlik bir açlığın gerekli olduğunu unutmamamız gerekiyor. Biz hastalarımıza bunu söylüyoruz. Sadece akşam tek yani 10 ya da 12'den sonra sadece su içebilirsiniz diyoruz. Bunun dışında bir şey yiyip içmeyin diyoruz. Şimdi biz glukozu tespit ettiğimizde ne oluyor? Yani glukoz vücudumuzda bizim enerji kaynağımız. Yani yemeklerle almış olduğumuz karbonhidratı bağırsaklardan çeşitli aşamalardan geçip parçalanıp tekrar bağırsaklardan emilip kana şeker olarak yani glukoz olarak alınması ve bunun da vücut hücreleri tarafından kullanılması. Yani kullanılması için gerekli olan bir şeyimiz, testimiz. Bu özellikle hücreler yani glukoz olmazsa olmazımız ama özellikle beyin ve sinir hücrelerinde mutlaka glukozun belli düzeylerde olması gerekiyor. Eğer olmazsa o hücreleri işe görmesi mümkün olmuyor. Peki glukozun bağırsaklardan alındığını söyledik. İşte karaciğere geliyor. Eğer fazlasını ne yapıyoruz? Yağ olarak yapamıyor. Peki bu düzeni biraz önce Fatih Bey'in söylediği gibi inanılmaz bir makina vücudumuz. Ne yapıyor? Bir denge mevcut. Yani eğer fazla alıyorsanız onu depolamaya ya da azsa deponuzdan kullanmaya çalışıyorsunuz. Bu vücudumuzda glukozla ilgili de aynı şey oluyor. Bunda eğer vücudumuzda yani yemek yedikten sonra ilk salgılanan bu şekeri bir şekilde kanda vücudun gerekli yerlerine taşınması için insülin dediğimiz bir hormon salgılanıyor. Bu hormon özellikle kandaki şekerin belirli yerlere yani hücrelere taşınmasıyla ilgili. Eğer kan şekerimiz yüksekse insülinin salgılandığını, eğer kan şekerimiz yani bu süre açlık meydana gelmişse de onun antagonistliğini yani tam tersini yapan şekerin düşük olduğu dönemlerde de glukagon dediğimiz başka bir hormon salgılanarak bu dengeyi kurmaya çalışıyor. Bu iki hormonumuz da pankreas dediğimiz bir organımızdan salgılanıyor. Şimdi biraz önce söyledim yani şekerin yüksek oluşu ya da düşük oluşu çeşitli hücrelerde zarar verebiliyor. Yani özellikle beyinde, beyin hasarında, işte komaya, aşırı durumlarda, olgularda da ölüme kadar gidebiliyor. Yani şunu söylememiz gerekiyor. Eğer insülin ya da glukagon dediğimiz hormonlarımızda herhangi bir denge problemi yaşarsa bunun aşırısı, yani yüksek ya da düşük oluşu bizim vücudumuzda çeşitli hasarlara sebep olabilir. Yani kronik hipoglisemi ne diyeyim? Genelde işte baygın olarak yatan bir hastada yani birini gördüğümüzde acaba şekeri düşmüş müdür? Ona işte ağzına bir kesme şeker verelim. En azından o sıkıntı ya da kendine gelsin diye söylenir. Bunun nedeni de özellikle beyin hücrelerinin ve sinir hücrelerinin hipoglisemiden etkilenmesi. Bir de bu şeker düzeyine yani glukozumuza ne zaman biz önem veriyoruz ve şey yapmak zorundayız. Özellikle gebelerde 24. ve 28. haftalarda yani gestasyonel gebelikte meydana gelen diyabetin var olup olmadığını kontrol etmek adına yapıyoruz. Hastalarımız bize geldiğinde gebe olduğunu öğrendiklerinde ilk önce bir kan şekeri, işte hepatitlerine bakıyoruz, tiroidine bakıyoruz, hemoglobinine bakıyoruz. Yani çeşitli şekillerde bu gebelik sürecinin düzgün işlememesiyle ilgili sıkıntı var mı diye bunu bir kontrol ediyoruz vücut değerleriyle ilgili. Şimdi açlıktan şeklinde herhangi bir problem yoksa biz ne yapıyoruz?
şeyde 24 ve 28. haftalarda OGT dediğimiz şeker yüklemesi yapıyoruz. Ve bunun öncesinde ilk açlık kan şekerine bakıyoruz. Yani glikozunu kontrol ediyoruz. Bunların önemi 24 ve 28. haftalarda meydana gelen şeker yüklemenin eğer gemilikle ilgili bir problem varsa, yani gestasyonel gibi diyabeti varsa hastanın, bu nedir? Şeker düzeyinin düşük bir bebeğin dünyaya gelmesi demektir. Ya da eğer gebede bir diyabet mevcutsa, o zaman da büyük bebek doğma, yani normal doğum yapılmayacak kadar büyük olan bebek, hani kolt gebek dediğimiz bebeğin de doğmasına sebep olduğu için mutlaka hastanın, yani daha doğrusu gebemizin kontrolünü çok düzgün bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Eğer açlık kan şekeriyle ilgili normal değerlerden biraz yüksek ve 50 gramlık yükleme yaptığımız halde herhangi bir problem yaşarsak, biraz sonra işte değerlerini sizinle paylaşacağım. O zaman da biz onun tekrar kontrolü için 100 gram şeker yüklemeyle onu tekrar kontrol etmiş olacağız. Şimdi bu ne zaman istenir diyoruz, hani şeker testini yapmamızın sebebi, eğer ailesinde herhangi bir diyabetle ilgili bir öyküsü varsa, 45 yaşından sonra diyabet gelişme riski varsa ve bu aşırı kilolu olan insanlarda biz ilk önce açlık kan şekerine bakarak herhangi bir problem şekli yaşamadığını kontrol ediyoruz. Şimdi özellikle hastalarımız bu engellisinde hiperglisemi dediğimiz, yani şekerle ilgili problem yaşadığını şu şekilde anlatabiliyorlar. Mesela artmış bir susuzluk hissi, çok su içtiklerini, çok yemek yediklerini, çok idrara çıktıklarını anlatarak ve bazen işte bitkinlik, bulanık görme ve herhangi bir yerinde bir şey varsa, yani yara varsa da bunun geçirmesi bize, yani şeker yüksekliği, yani hiperglisemi şeyinin göstergesi olarak geliyor. Ya da hipoglisemi dediğimiz şekerin düşük olması, bunda da işte terleme, açlık hissi, titreme, kaygı, bulanık görme ya da zihin bulanıklığı şeklinde olabilir. Peki biz açlık kan şekline baktık hastamıza. Açlık kan şekeriyle ilgili diyelim ki sınırın biraz üzerinde oldu. Ama bazen hastalarımız, yani diyabet riski olan hastalarımızın, ihtimali olan hastalarımız bazen şöyle de yapıyor. Tahliye gideceği zaman birkaç gün ne yapıyor? Bir şeyler yemiyor. Yani öncesinde kendisini koruyor diyelim. Ne yapıyor? Geldiğinde siz o sınırın altında da görebiliyorsunuz. Ama bunu şey yapmak için, kontrol etmek için de 3 aylık şeker dediğimiz, özellikle halk arasında bunu bu şekilde söylüyoruz. Ne var? Hemoglobin A1C dediğimiz başka bir teste bakarak biz onu gerçekten şeker düzeyinin bu 3 ay boyunca düzgün gidip gitmediğini kontrol etmiş oluyoruz. Ya da şimdi hemoglobin A1C'sine baktınız. Bunun değerleriyle ilgili sorun, yani aşağı yukarı biraz sonra yine söyleyeceğimiz rakamlarda bir değer verdiğimiz halde ne yapabiliyoruz? Bazen diyabetin tipini belirlemek için, bazen eğer insülin kullanılacaksa diyabetik bir hastada ne yapıyoruz? Bu sefer de acaba gerçekten insülini var mı ve damar yoluna ya insülin kullanması gerekiyor mu diye deposunu ona göre kontrol etmek adına ne yapıyoruz? Başka testlerde, yani insülinine, C-peptidine bakarak hastalarımızı tedavisini ve de tanısını şey yapmaya, netleştirmeye çalışıyorum. Şimdi ben açlık kan şekeri düzeyini normalde baktığımızda 70 ile 100 arasını normal kabul ediyoruz. 100 ile 125 arasını anormal kabul ediyoruz ve hani bunu bir şeker yüklemesiyle desteklememiz gerektiğini biliyoruz. Eğer 126 mg'lık desitetrenin eğer tutulmaysa da kesinlikle diyabet tanısı bu. Yalnız şöyle bir şey söylemek istiyorum. Birkaç kez bu şekilde 126 mg desitetrenin üzerinde bulduğumuzda diyabet tanısını koyabiliyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Eğer gerçekten sınırda bir durum varsa, işte oral glikoz toleransı testi dediğimiz başka bir test yapıyoruz. Bu genelde de
şöyle 75 gramlık bir yükleme ile bunu yapıyoruz. Hastaya şu anda mevcut olan işte solüsyonlarımız var. Onları içiyoruz. İşte bir açlığını, yarım saatini, bir saatini ve iki saatini. Şimdi hastaya bunun şeker yüklemesini yaptık ve hastanın kan düzeylerine bakıyoruz. Eğer ikinci saatin sonunda 140 mg desiliterin altındaysa sorun yok. Hasta gayet normal. Eğer 140 ile 200 mg desiliterin üzerindeyse, arasındaysa bozulmuş glukoz toleransı diyoruz. Yani bu hastalarımızı takip edeceğiz ve biraz önce söylediğim gibi hemoglobin A1'cesine, işte C-peptidine, insülinine bakarak onun hangi tedavi ya da teşhisini netleştirmek zorundayız. Eğer bir daha fazla ölçümünde de 200 mg desiliterin üzerindeyse ikinci saate mutlaka bir diyabet tanısı koyun. Şimdi gebelikte de benzer şeyleri biraz önce söyledim. Gestasyonel diyabetin tanısını koyabilmek adına yapmış olduğumuz açlık kan şekerlerinde sonucunda eğer gerçekten 100'ün üzerinde bir değerse ne yaparız gebeler için? Ve 50 gram şeker yüklemesinin üzerine değerleri normal sinirin üzerinde ya da şüpheli durumlarda ne yapıyoruz? 100 mg'lık onlara da bir OGTT ekstra uyguluyoruz. Burada da önemli olan yine 3. saatin sonunda 140 mg desilitrenin altında bulunması. Şimdi ben yaşadığımız, yine laboratuvarda yaşadığımız başka bir anıyı paylaşmak istiyorum. Şeker yüklemesiyle ilgili. Bir gün yine işte bir gebe bayan geldi. Yanında da 5 yaşındaki çocuğuyla birlikte. Bir taraftan anne solüsyonu içiyor, bir taraftan da çocuğu oyalamaya çalışıyor. Çünkü çok hareketli. Şey diyor, ikide bir, işte nasıl kardeşin olacak değil mi? Çok mutlusun değil mi dedi. Dedik. Ondan sonra şey diyor. Evet, kardeşim olacak. Kardeşin nerede dedik. Annesi bir anda karnını tuttu. Burada dedi. Oha dedi. Onu da mı yedin dedi. Sürekli bir şeyler yediğini gördüm. Oha onu da mı yedi? Biz tabii korktuk. Biz hastalarımıza bu şekilde şeker yüklemeyle onların gerçekten gestasyonel bir diyabetin var olup olmadığını kontrol etmeye gayret ediyoruz. Peki, kan şeker düzeyinin yüksek olması çeşitli bazı rahatsızlıklarda da görülüyor. Bunlardan bazılarını söylemek istiyorum. Akromegali, Cushing sendromu, böbrek yetmezliği, aşırı besin alımı, hipertiroidizm, pankreas kanseri, pankreatitlerde. Bir de bunun dışında da yine hipoglisemiye sebep olan çeşitli hastalıklarda da işte böbrek üstü bezi yetmezliği, alkol kullanımı, yaygın karaciğer hastalıkları, hipotiroidizm, aşırı insülin kullanımı yine kan şeker düzeyini insülin olmalarda açlıkta yine kan şeker düzeyi düşmek. Şimdi glikoz düzeyine baktık. Kan şekeri sınırı da, bir sınır biraz üstünde neydi? Biraz önce söylediğim gibi diyabet teşhisi koyabilmek için onun yanında destek olan ben bu konuları daha doğrusu laboratuvardaki biyokimyasal teknikleri anlatırken bir sıra olsun. Hani bir yoldan anlatmak yerine bir yerden başlayıp onu bırakıp aynı konuyla ilgili başka bir bölüme geçmek şeklinde yapmaya gayret ettim. Ne kadar yetişir onu bilmiyorum ama şimdi şekerden başladık. Hemoglobin A1'ce ve diğerlerine de devam edeceğim. Hemoglobin A1'ce de yine diyabetin takibinde biraz önce söylediğim gibi 2-3 aylık şekerin kontrolü için yapılmakta. Normal bazen check-up kapsamında bir bakıldığı gibi yine diyabet belirtilerine göre de yapılmakta ve bu genelde yılda 2 ya da 4 kez yapılabilir. Şimdi şeker yüklemesi, özür dilerim, glikozda olduğu gibi hemoglobin A1'de bir açlık düzeyi, yani en az 80 saatlik bir açlığın olmasını beklemiyoruz. Hasta en az 2 saatlik açlıkta biz hemoglobin A1'cesini alıyoruz. Neden alıyoruz? Çünkü hemoglobin A1'cenin kırmızı kan hücrelerinde mevcut olan ve oksijenin taşınmasına yardım eden hemoglobin dediğimiz maddenin birkaç fraksiyon, birkaç değişik şekli var. Bunlardan bir tanesi de hemoglobin çoğunluğu, yani %95-98'i hemoglobin A şeklindedir. Bu hemoglobin A'nın da büyük yüzdesi hemoglobin A1C şeklindedir. Şimdi kandaki mevcut olan glikoz genelde hemoglobinle bağlı, hemoglobin A1C'ye bağlanıyor ve bu şekilde eritrositlerin
Yani şöyle söyleyelim ki eritroz kumluk ömrü 90 ya da 120 gün olduğu için yani eritroz yıkılana kadar ona bağlı halde durmaktadır. Bu durumda bizler hemoglobin A1c'yi tespit ettiğimizde hastada mevcut olan yani o 3 ay içerisinde mevcut olan şekerdeki dalgalanmaları hepsini kontrol etmiş oluyoruz. Bu nedenle özellikle hemoglobin A1c'nin diyabetin takibinde, tedavinin takibinde özellikle bizim için önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu genelde hemoglobin A1c değerleri yüzde olarak değerlendirilmekte ve %7'nin altında tutulması özellikle diyabetik hastalarda önemlidir. Bu bize biraz önce dediğim gibi uzun vadede 3 aylık eğri verdiği için özellikle önemli. Yalnız şöyle, eğer bizim hemoglobinle ilgili yani kandaki eritrositlerle ilgili herhangi bir problem yaşadığımızda yani düşük az olması ya da hemoglobin varyantları yani değişik hemoglobinlerin olduğu ya da hastanın kan transfüzyonu yapıldığında bir böbrek bozukluğu olduğunda demir eksikliği anemisi olduğunda vitamin B12 anemisi olduğunda yani eritrositin yapısını ya da miktarını değiştirecek herhangi bir problem yaşadığımızda bizim hemoglobin A1c değerine bakmamız çok anlamlı olmuyor. Yani doğru sonuç verdi. Onun dışında biz o dönemde hastanın takibi için hemoglobin A1c'ye biraz sonra başka bir testten bahsedeceğim ya da açlık kan şekerine bakmaya ya da şeker yüklemesi şeklinde tekrar onu kontrol ve takibiyle ilgili süreci devam ettiriyoruz. Bunu genelde eğer diyabet ise iyi kontrol için de yılda her yıl 2 ya da 4 kez ölçerek bunu tespitini yapıyoruz. Şimdi diyabet şüphesi olanları biraz önce söylemiştim. Çok fazla yemek yemesi, su içmesi, idrar çıkması ve yorgun olması, enfeksiyonların da yavaş iyileşmesi şeklinde söyledik. Şimdi hemoglobin A1c'ye baktığımızda hastalarda şöyle eğer diyabetik değilse hasta, diyabetik olmayanlarda genelde %4 ile 5.7 arasında değişiyor. Eğer diyabetikse hasta genelde %5'in üzerinde görüyoruz. Eğer yani şüpheli bir durum varsa kalp açlıktan şekeri işte %25 arasında devam ediyor. Hemoglobin A1c'si de 5.7 ile 6.4 arasında devam ediyorsa biz bu hastaların takip edilmesi ve bir diyetisyenle şekerini düzenlenerek hani bir süre daha diyabet yani şeker hastası olmadan da biraz daha sağlıklı bir şekilde ömrünün geçirmesine gayret etmeye çalışıyoruz. Yani bunun tabii biz laboratuvar olarak testlerini dahildeki doktor arkadaşlarımızla birlikte tedavisini düzenleyerek sağlıklı bir şekilde yaşamasına gayret ediyoruz. Peki şöyle eğer biraz önce dediğim gibi hemoglobinle ilgili bir problem varsa ne olabilir? Bir anemisi yani kansızlığı varsa, kanda hemoliz dediğimiz yıkımı artmışsa, ağır kanaması varsa yine bu şekilde hemoglobin miktarı azaldığı için hemoglobin A1c ile ilgili sonucunun doğru olmadığını mutlaka bilmemiz gerekiyor. Şimdi peki hemoglobin A1c ile ilgili problem var ve biz bunu kontrol etmek istiyoruz ama nasıl edeceğiz? O zaman da şöyle başka bir testten, fruktozamin testi dediğimiz başka bir testten bahsetmek istiyorum. Eğer biraz önce söylediğim sebeplerden dolayı buna bakamıyorsak, o zaman onun yerine fruktozamin testine bakıyoruz. Fruktozamin testi diyabet hastasıysa ve anemi ile ilgili problem varsa onun yerine bakılıyor. Bunun da 2-3 haftalık yani biraz önce söylediğim hemoglobin A1c'de 2-3 aylık şeker düzeyini kontrol ederken fruktozaminde de 2-3 haftalık şeker ortalamasını kontrol etmiş oluyoruz. Buna bir hazırlık gerekmiyor. Yani 8-10 saatlik bir açlığı beklemiyoruz. Gerek yok. Bunun bu test nedir? Proteinin, glikozun proteine bağlanmasıyla elde edilen fruktozamin tespiti demektir. Bunun biraz önce söylediğim 2-3 aylık şekerin yanında eğer bu
ise bu hastamız ve kansızlığı varsa bir şekilde bunun eğer tedavisini programlamak istiyorsak fruktozamin de testiyle onu 2-3 haftalık ortalamasını yansıtan bu testi sürecine başlatabiliyoruz. Şimdi bu en fazla nerelerde bu testi yapıyoruz? Diyabet tedavisinin hızlı bir şekilde değişiklik meydana gidip gelmediğini kontrol etmek. Yani insülin kullanıyorsunuz ya da başka bir... Acaba bunlarda bir problem, yani denge unsurlarına ulaştınız mı? Bunu kontrol etmek için yapabiliyorsunuz. Diyabetiklerin gebeliğinde bunu kullanabiliyorsunuz. Bir de kırmızı hücrelerin kalp ya da anormalliklerinde yine kullanabiliyoruz. Ben şeker hastalığıyla ilgili biraz önce söyledim. İşte glikozuna baktık, hemoglobin A1'cesine, fruktozamine baktık. Şimdi C-peptitten bahsetmek istiyorum. Burada yine şeker hastalarında özellikle insülin varlığının olup olmadığını kontrol etmek adına bakılan bir testtir. C-peptit dediğimiz bu test. Bu neden? Bu testi niye yapıyoruz? Pankreasta beta hücrelerinden insülin üretilip üretilmediğini. Normalde proinsülin dediğimiz bir ön üretim, yani insülinden önce üretilen bir madde var proinsülin dediğimiz. Eğer bu madde normalde iki molekülden oluşuyor, bir tanesi C-peptit, diğeri de insülin. Yani eş değerli ve ikisi işte bir enzim aracılığıyla parçalanıp iki parçaya ayrılıyor, iki madde oluşturuyor. Bizler insülini tespit etmeye çalışırken, yani insülin varlığını tespit etmeye çalışırken C-peptide bakarak gerçekten pankreasın insülin üretip üretmediğini kontrol ediyoruz. Özellikle yarılama ömründen dolayı da yine C-peptide bakıyoruz. İnsülin yarılama ömründen 5 katı daha fazla olduğu için yani insülin üretiliyor ve ondan sonra işte karaciğer aracılığıyla insülin yıkılıp vücuttan atılmaya başlanırken C-peptit böbrekler aracılığıyla atılıyor ve bundan dolayı da yani tespit etmek istediğimizde gerçekten insülinin var olup olmadığını ve bizim gelecekte biraz sonra söyleyeceğim tip 1 diyabet ve tip 2 diyabette insülinin kullanılmamasına kararını verirken özellikle bu testi mutlaka yaptırıp kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi tip 1 diyabet çocukluk döneminde ve insülinin var olmadığı ve otoimmün bir süreçte olan bir hastalık. Bunu eninde sonunda insülin kullanmak zorunda kaldığımız için özellikle bu testi onlarda yani tip 1 diyabetli çocuklarda daha fazla kullanıyoruz. Bir de tip 2 diyabette insülin direnci var mı yok mu? Onu kontrol etmek istediğimizde sadece tip 2 diyabette insülin direncin varlığına değil, biraz sonra yine bazı sendromlar var. Çeşitli hastalıkların bir araya gelmesi sebebiyle metabolik sendromu dediğimiz, işte insülin direncinin varlığı ve onun dışında poliklinik öğrenim olduğu falan. Hani farklı belirtilen hastalıklarını bir araya gelip semptom dediğimiz şeylerin varlıklarını tespit ederken de yine bu insülinin gerçekten var olup olmadığını ama insülinin yarılama yönünün düşük olması nedeniyle onu tespit etmek yerine C-peptidi tespit etmek hem laboratuvar açısından maddi manevi hem de tespit etmek açısından kolay olduğu için düşünüyoruz. Şimdi özel C-peptide bundan bahsedeceğim. Bir de C-peptide özellikle insülin olma dediğimiz pankreas kanserlerinde de özellikle yaşıyoruz. İnsülin çok fazla salgılandığı üretildiği açlık karnı şekerinde çok fazla düşüyor. Yani pankreas kanserinde var olan sürecin, yani daha doğrusu kanserin tespit edilmesi artı bu insülinoma tedavisinden sonra gerçekten bir nüksün olup olmadığını ve bu kanserin de tedavi edilip edilmediğini kontrol etmek adına da yine tercih ettiğimiz testlerden bir tanesi. Şimdi biraz önce konusunda hipoglisemi'nin
varlığı ve belirtilerinden bahsettik. Bunun insülinoma da daha fazla görüldüğü için, yani çok fazla insülin salınımından dolayı, hipoglisemi olduğundan dolayı bu belirtilerin varlığı ve onun dışında da işte ultrasonla, yani radyolojik tespiti ve yani cerrahi müdahalesinden sonra sonucun gerçekten tedaviye ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek adına çeşitli düzeyine bakıyoruz. Şimdi yine hipokalemi dediğimiz, yani potasyumun düşük olduğu gebelerde, Cushing sendromunda, böbrek yetmezliğinde yine yüksek düzeyde C-peptit tespit edildiğini bilmemiz gerekiyor. Hani bazen hani bir şeyin hastalık mı? Yani mutlaka bunlar hastalık da. Şimdi bazen var olan şey bizi yanıltmadık da tedavi etmek zorunda kalmadığımız ya da yalancı pozitif dediğimiz durumlar da meydana gelebiliyor. Yani biz onun varlığını da mutlaka konusunda bilmek zorundayız. Şimdi insülin direncinden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi pankreas gibi biraz önce söylemiştim insülinin beden hücrelerinden insülin salgılanmakta olduğunu, salgılanan bir hormon olduğunu ve glikozun da özellikle şey olması, kandan alınıp vücudun diğer bölümlerine ve hücrelerine götürmesi için gerekli olan bir hormon olduğunu söylemiştim. Şimdi bazen öyle bir şey oluyor ki, bir hormon salgılanıyor ama gerçekten yani yapması gereken işlemi yapamıyor. Yani bir direnç oluyor. O şeyin, enzimin gidip o reseptöre bağlanıp o işlemi başlatabilmesi için bir blok ya da bir herhangi bir sorun oluyor ve bağlanıp o işlemi yapamıyor. Burada insülin direncinde de aynı şekilde. Normalde kanda insülin şeker varken insülini şeker pankreası uyarıyor ve oradan insülin salınımını sağlıyor. Ama insülin salındığı halde, işlevsel halde olmadığı için vücut onu ne olarak görüyor? Yok kabul ediyor. Doğal olarak tekrar şekerin varlığı devam ettiği için kanda yine aynı şekilde tekrar insülin salınımını sağlıyor. Buradaki insülin direncinde İnsülinin varlığı var ama işlevi olmadığı için ne oluyor? Mevcut olan kandaki şeker bu sefer de o şekilde kalamayacağı için hep glikojen olarak depo edilmeye devam ediyor. Ama bir taraftan da onun da sınırlı bir deposu olduğu için bu sefer ne oluyor? Yağ depoları olarak devam ediyor. Yani glikojen, artık glikojen olarak bir kısmını doldurduktan sonra şeker yağ depolarını doldurmaya başlıyor ve özellikle insülin direnci olan kişiler bel çevrelerinde yağlanmayla ve hani yiyor ama doymuyor. Hani şey aslında kahmadan üzerinde alınan çocuğun görüntü. Yani şey olarak etki etmediği için ne oluyor? Sonuçta şeker gerçekten vücudun gitmesi gereken, işlemi görmesi gereken hücrelerinde işe yaramıyor. Bu hastalarda, yani insülin direnci yüksek olan hastalarda yağ oranı fazla olduğu için özellikle LDL'nin yüksek olması, trigliseritin kolesterolün yüksek olması ve kötü kolesterolün yüksek olup iyi kolesterolün de düşük olması maalesef kanda görülen laboratuvar testlerinden. Şimdi insülin direnci olan hastalarda bizler kan şekerine bakıyoruz. Onun dışında hastaların lipid profillerine, söylediğim gibi kolesterol, LDL, trigliseritleri yüksek olup iyi kolesterollerinin düşük olduğunu görüyoruz. Bir de dikkat ederseniz hormonları dediğimiz başka bir test, bilmiyorum duydunuz mu? Yine insülin direnci olan hastalarımızda özellikle bunu kontrol ediyoruz. Şu anda da laboratuvarımızda yapıyoruz. Bunda glikozun ölçülmesi ve insülinin çalışıldıktan sonra ne yapıyorsunuz? Bunun oranıyla homoloji tespit ediyoruz. Ayrıca high sensitive CRP dediğimiz CRP'ye bakıyoruz.
GDV'ye bakılıyor da özellikle insülin direncinin varlığını kontrol ediyoruz. Şimdi açıkçası son 5-10 dakika, yani sizi çok fazla yaşamak istemediğim için çok oyalanmayacağım ama bir taraftan da bu benim şeker olarak düşündüğüm ya da diyabet düşünülen hastalarda yapılan testlerdi. Çok az böbrekle ilgili testlerden de bahsetmek istiyorum. En fazla böbrek bozuk, yani böbrekle ilgili bozukluklarda kontrolünü değerlendirmek için üre ve kreatininden bahsetmek istiyorum. Üre testini yaparken herhangi bir hazırlık yapmıyoruz. Aynı şekerdeki serumu yok. Yani 10 saatlik, 10 saatlik açlığının gerekli olmadığını söylemek istiyorum. Üre kanda var olan proteinlerin yıkılımı sonucu karaciğere geliyor ve karaciğerde mevcut olan üre azotunun, kandaki üre azotunun miktarını ölçüyor ve proteinlerin yıkımı sonucu tekrar karaciğerde, biraz önce Fatih'e söyledik gibi öyle bir makine ki karaciğer, var olan bazı maddeleri atık haline ve vücudumuza zararsız hale getirip ondan sonra böbreklerle atılmasını sağlıyor ya da onun kompleks olmayan ve de vücudumuza zararlı olmadan depo haline getirerek ve işlev görüyor, iyi ki de görüyor tabii. Üre kan dolaşımına gidiyor, sonra da böbreklerden atılımı sağlıyor. Böbrekleri ve karaciğeri etkilen hastalıklarda ya da rahatsızlığın çoğunda üre miktarı maalesef olumsuz bir şekilde etkileniyor ve artıyor. Karaciğerde yüksek miktarda üre üretildiği ve böbreklerden atılan miktarın azaldığı durumlarda üre konsantrasyonu yükselecektir. Yani burada önemli derecede karaciğer hasarı, hastalığı ve hasarı olduğunda üre oluşumu engellendiği için ancak üre konsantrasyonu düşüyor. Normalde eğer böbreklerin problemi varsa, yani üretildi atılamıyorsa üre miktarı artıyor. Ama eğer karaciğerde var olanı atık haline, yabancı madde haline getiremiyorsa bu sefer üre düşük haline, yani üre oluşturulamıyor. Bu da zaten bizim şeyimizle ilgili, vücudumuzun artık kendine başladığıyla ilgili bir sorun. Bunu ne zaman hissedilir? Böbrek hastalığıyla ilgili, böbrek yetmezliğiyle ilgili durumların ya da karaciğerle ilgili ya da kalp ilgili olan kronik hastalıkları kontrol etmek adına ya da bazı ilaçların böyle zarar verip vermediği kullanılması için kullanılmamasını böbreklerinizin yoğun formunu kontrol etmek adına ya da diyalize giriyor hasta, diyalize hani öncesi ve sonrası şeklinde de yine değerlendirmek adına yapılıyor. Aynı şekilde böbreğin kontrolü için kreatinine de bakıyoruz. Bunda da yine aynı şekilde böbrek hastalığının var olup olmadığını tespit etmek adına akut ya da kronik herhangi bir rahatsızlığın olup olmadığını kontrol etmek için yapılıyor. Bu test özellikle kreatinin kaslarında mevcut olan kreatin adı verdiğimiz bileşim parçalanması sonucu oluşuyor. Yani bir kas kütlesinin varlığı ya da kasta meydana gelen bir kayıplarda, çünkü ağır egzersiz yaptığınız ya da bir travma sonucunda kandaki kreatin miktarınız, hani kronik başka bir vücut yıkımımız olmadığı, katabolizma bizimiz başka bir durumun olmadığı durumlarda akut bir şekilde de bu şekilde de oluşabiliyor, artış görülebiliyor. Şimdi kreatin miktarı belirli zamanlarda değiştiği için gün içerisinde bunu kontrol etmek adına sadece kan kreatinine bakmak yetmiyor. Onun yerine kreatin klirensi dediğimiz 24 saatlik idrarı toplayarak idrardaki kreatinine, kandaki kreatinine bakarak ve mevcut olan miktar da bizim için önemli. Mesela hastalarımıza biz şunu söylüyoruz. İşte sabah 8'de ilk idrarınızı dışarıya atıyorsunuz. Ondan sonra bir sonraki sabah 8'e kadar mutlaka hepsini aynı şeyde toplayın. Bizim için önemli diye özellikle söylüyoruz. Buna baktığımızda normal kan kreatininde belki gün içerisindeki dalgalanmaların varlığını ekarte etmiş oluyoruz. Onun için de 24 saatlik idrarda, yani kreatin klirensini hesaplayarak
böbrek fonksiyonlarının düzgün olmadığı, olup olmadığını kontrol edebiliyoruz. Evet, çünkü yani bence bu kadar yeterli.